YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berfu Genç. Bugün sizlere anne olmadan önce bilmeniz gerekenler gibi genel bir başlıkla geldim. Çünkü bu ne zamandır aklımda olan, konuşmak istediğim bir konuydu ve fırsat bulmuşken de konuşmak, toparlamak bu mevzuyu netleştirmek istedim. Beni ilk defa bu videoyla tanıyorsanız eğer 30 yaşındayım ve 16 aylık bir kızım var Helin isminde. YouTube kanalında da 2 yıldır videolar paylaşıyorum ve hamilelik sürecimden işte yeni doğumla alakalı ve bebeklik süreciyle alakalı bir sürü video bulabilirsiniz kanalımda. Onları da gidebilmek için kanalıma göz atmayı unutmayın. Aynı zamanda eğer ne tatlı kız ya falan gibi ufak bir fikir geçtiyse aklınızdan kanalıma abone olursanız, videomu da bu videoyu beğendikten sonra, izledikten ve beğendikten sonra beğenirseniz çok sevinirim deyip hızlıca konuya giriyorum ama notlarımı almam lazım. Bir dakika. Evet, geldik. Şimdi buraya bazı küçük notlar aldım. Şöyle, aslında annelerin de izlemesini istiyorum bunu. Sadece anne olmayanların değil. Çünkü bu süreçte yaşadığımız benzer şeyleri de beraber bu video içerisinde birazcık konuşalım. Altlarda, yorumlarda da biraz buluşalım istiyorum aslında. Madde madde gitmeye çalışacağım mümkün olduğunca. Ama aralara farklı şeyler de girebilirim. Her zaman olduğu gibi. Öncelikle şöyle bir gireyim mevzuya. Annelik. Annelik nedir? Herkes anne olmalı mı? Annelik nasıl bir duygu? Bir giriş olsun. Annelik tarifi olmayacak kadar mükemmel ve aynı zamanda anksiyetelerle, vicdan azaplarıyla dolu bir yolculuk. Yani şöyle ki her gün bir önceki gününüzün daha iyisi olmak için uyanıyorsunuz. Bunu bir başkası için yapıyorsunuz aslında. Kendiniz için değil de bir başkası için yapıyorsunuz. Bu gerçekten hayatta yapılabilecek galiba en büyük fedakarlıklardan birisi. Annelik bir kadının başına gelebilecek bence en güzel şey ve her annenin, her kadının da anne olabilmesine dilerim. Çok gönülden dilerim. Tabii ki istiyorlarsa ve buna uygun görüyorlarsa kendi karakterlerini. Çünkü gerçekten her karakterin anne olabilmesi belki de çok mümkün değil. Ama şuna da inanıyorum. Anne olduktan sonra içinizden başka bir kişilik çıktığını fark ediyorsunuz. Yani öyle kişiler görüyoruz ki yani bundan anne hani olur mu deyip yargılanacak kadar annelikten uzak olan insanların aslında bir süre sonra ne kadar mükemmel anne olabildiğini ben kendim gözlerimle gördüm. O yüzden çok da öyle bakmamak lazım. Çok da büyük konuşmamak lazım. Büyük konuşmamakla alakalı zaten videonun ilerleyen kısımlarında konuşuyor olacağız deyip böyle bir girizgah yapmış olayım. Gerçekten bu dünyada üstüne farklı bir duygunun olamayacağı ve hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir şey annelik. Önceki hayatından çok mu başka bir aşamaya geçiyorsun Berfu? Çok mu farklı bir aşamaya geçiyoruz? Evet, çok başka bir aşamaya geçiyorsunuz. Farklı bir level'a geliyorsunuz gerçekten. Ama anneliği anlayabilmeniz yaklaşık bir 7-8 ayı buluyor. Yani tam olarak onu anlamlandırıp sindirebilmeniz. Hatta bir yıl diyebiliriz. Bir yıl boyunca bir karın ağrısı çekiyorsunuz. Hatta bir yerde duymuştum. Birinci yaş, bebeğin birinci yaş doğum günü aslında annenin doğum günü olarak. Bu çok etkilendiğim bir söz oldu benim. Yani gerçekten o birinci yaşını hani anne zaten ya bu şey anlamda demiyorum. Hani anne kendi kendine kutluyor, bebek bir şey anlamıyor anlamında değil. Gerçekten anne olduğunuzu o bir yıl boyunca ancak anlayabiliyorsunuz. O bir yaşına geldiğinde o bir yaş doğum günü fotoğraflarına geri dönüp baktığımda gerçekten ben anne oldum dedim. Ancak o zaman diyebildim. O bir yıl çünkü hengamelerle geçiyor yani. Evet, başka bir hayata açılıyorsunuz ama bu hayat o kadar iyi geliyor ki, o kadar güzel besliyor ki size, o kadar özgüveninizi arttırıyor, o kadar başka bir seviyeye çıkartıyor ki size. Kendimi bir süper kahraman gibi hissediyorum şu anda. Gerçekten böyle sanki yapamayacak hiçbir şeyim yok, Helin için her şeyi yapabilirmişim gibi hissediyorum. Hatta kendimi o yönde eğitmeye çalışıyorum. Yani onun için yapabileceklerimi nasıl yapabilirim ona daha iyi olsun diye kendimi bu konuda da eğitmeye çalışıyorum. Bir önceki hayatımla farklılıklar çok ciddi anlamda tabii ki var. Eski hayatıma hiç mi geri dönemeyeceğim? Hiç öyle düşünmüyorum. Tabii ki dönebilirim. Hala eski hayatımla alakalı şeyleri yapıyoruz. Eski hayat, yeni hayat gibi bir şey kavramı aslında çok fazla da girmek istemiyorum oraya. Siz istediğiniz kadar eski hayatınızı aynı şekilde devam ettirebilirsiniz. Ama mesela şeye de çok inanmıyorum. Yani işte çocuk doğduktan sonra biz her yere gittik, onu da aldık sırtımıza taşıdık, beraber gittik. Tamam, evet, tabii ki gidebilirsiniz. Tabii ki yapabilirsiniz. Biz de yaptık. Ama her şey eski konforunuz gibi olmuyor. O aşamada bazı beklentileri daha minimum tutmak gerekiyor.
Beklentiniz düşük olduktan sonra o andan aldığınız keyif zaten eskisiyle aynı oluyor. Ve standardınızdaki beklentilerinizi karşıladığınız zaman, yani eski hayatınızda eşinizle beraber, işte o zamanki sevgilinizle beraber çıktığınız bir yemekten beklentinizle çocuğunuzla çıktığınızdaki beklentiniz aynı olmayacaksa, ki böyle düşünüyorsanız tabii ki gayet tabii mutlu olabilirsiniz. Bu kafada olduğunuz zaman zaten mutluluk geliyor. Ve o programlar aslında çoğalıyor ve sıklaşıyor. Yani aslında eski hayatınızı devam ettirmek biraz sizin elinizde. Ama herkese göre mi, orayı biraz tartışacağız. Bir uyku konusuna girelim isterseniz. Hani uykuyu çok seven insanlar olabiliyor çünkü. Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi uyku benim için de çok önemli bir şeydi. Gerçekten ben çalışma hayatımda da böyle devamlı alarmları erteleyen, okul hayatım boyunca geç kalan, üniversitenin ilk iki dersine hiçbir zaman girememiş, hani liseye her zaman geç kalmış bir insan olarak, o geç kağıtları devamlı bana yazılırdı yani. Böyle bir insan olarak ben gerçekten uykuyu çok seviyorum. Sabah uykularına uyanmam çok zor. Fakat bir şekilde ilahi bir güç mü artık neyse, o geliyor ve sizin o uykularınızı adam ediyor. Yani o hormonların verdiği yetkiye dayanarak gerçekten o uykuların da üstesinden geliyorsunuz, yorgunluğun da üstesinden geliyorsunuz. Özellikle o 3-4 ay boyunca bunların her birisinin üstesinden gelebilmeniz zaten hormon seviyenizin yükselmesiyle beraber çok 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 artıyor. Bu hormonlara birazdan değineceğim. Şu uykuyu bir bitirelim. Bence yani muhtemelen bundan sonraki süreçte de, yani şu anda Helin 16 aylık ve geceleri maksimum bir defa uyanıyor. Hiç, çoğunlukla uyanmıyor, maksimum bir defa uyanıyor. Evet, gece uykularımızı çok güzel yapıyoruz ve bu uyku bana gayet zaten hani normal hayatımda da olacak kadar yeterli bir uyku çok şükür ki. Ama hani bu demek değil ki zaten hep böyle deliksiz uyuyacak ya da işte mesela sabahın 7'sinde 7.30'unda ayaktayım. Yani diyemiyorum ki ben bugün saat 9'a 9.30'a kadar uyumak istiyorum ya. Hani uyuyayım ya da işte yatakta sağdan sola döneyim de dur birazcık ayılayım da telefonuma bakayım da ondan sonra uyanayım gibi bir şey maalesef olamıyor eskisi gibi. Tabii ki bunların her birisinden feragat etmeniz gerekiyor. Annelik bir fedakarlık. Zaten ana başlık böyle olmalı bence. Bunun üstüne konuşuyor olmalıyız. Dolayısıyla hayatınızdaki her şeyin aynı şekilde gitmeyeceğini tabii ki çok göze alarak çocuk sahibi olmayı düşünmeniz gerekiyor. Bir de böyle en çok korkulan şeylerden bir tanesi olan lohusalık depresyonuyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Şimdi lohusalık depresyonu diye bir şey bence aslında herkesin çok karşılaşmayacağı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu tamamıyla kişinin psikolojisi, kişinin yaşadığı hamilelik, sonrasında işte çocuğuyla alakalı beklentilerinin belki karşılanmıyor olması, içerisine düştüğü o durum, bu hormon seviyelerinin değişkenliği gibi birçok şeyle bağlantılı olabilir. Ama lohusalık depresyonu olduğuna çok inanmamakla beraber lohusalık diye bir şeyin olduğuna inanıyorum. Lohusalık gerçekten var. Ve o hormonlarınız böyle doğum yaptığınız anda pik yapıyor. Yani inanılmaz bir seviye. Gerçekten bunun tarifi olamaz. Yani büyülenmiş gibisiniz ya. Yani ben o kadar isterim ki. Hani keşke bana mümkün olabilse, yani bir dilek hakkım olsa şunu dilerim. Her gün hayatımın 10 dakikasını Helin'in doğduğu ilk 3 aya, hatta doğduğu ilk 2 güne, ilk 5 güne, belki bilmiyorum ilk 3 ayından herhangi bir kesitin bana tekrardan izletilmesini isterdim. Yani bir dilek hakkım olsa bundan yana kullanırdım gerçekten. Çünkü inanılmaz duygular yaşadım. Yani ben böyle duyguları çok yüksek insan değilimdir. Genelde hep stabilde gezerim. O yüksek hormonların vermiş olduğu yetkiye dayanarak o kadar yüksek yaşamak bana o kadar iyi geldi ki. Yani ona her baktığımda gözlerimin dolması, ona dokunmaya kıyamamak, onu böyle koklayıp, yani şöyle anlatabilirim. Sezaryen olmuştum ve hiçbir şey gözüm görmüyordu. Ne ağrımı, ne sancımı, ne sızımı, ne hani getirin altını da ben bezleyeceğim. İşte yataktan da ben kaldıracağım. Oradan her şeyi kendim yapmak istiyordum. Yani ilahi bir güçle beraber böyle bir şey geliyor herhalde insana. Tabii ki bu herkesle aynı olacak diye bir şey yok. Lütfen birbirimizle kıyaslamayalım. Zaten anneliğin getirdiği en kötü şeylerden bir tanesi de bu. Birbirimizle kıyas yapıp kendimizi kötü hissetmek. O yüzden lütfen kendinizle kıyaslamayın. Ben kendi yaşadığım şeyleri anlatıyorum. O yüzden ya da daha hamile olmayan, hamile olan, yeni doğum yapacak kişilere yönelik bunlardan bahsediyorum ki daha temiz bir bilinçle, bilinçaltıyla bugünleri yaşayabilin diye.
Üçüncü aydan sonra böyle yavaş yavaş o duyguların indiğini, daha normale bindiğinizi gerçekten fark ediyorsunuz. Ve sonra başlıyorsunuz ki, şimdi oraya geçiyorum, artık biraz kendinize dönmeye. Diyorsunuz ki, bir dakika, biri vardı, bir Berfu vardı, anne olmayan bir Berfu vardı. Biraz ona da zaman ayırmam gerekiyor. Biraz onun da istekleri var. İçten biri geliyor böyle size. Ben de buradayım, ben de buradayım. O eski Berfu merhaba diyor yani. O yüzden onu artık duymaya başlıyorsunuz. İlk 3 ay onu duymuyorsunuz hiçbir şekilde. Gözünüze perde inmiş gibi, ama sonra onu duymaya başlıyorsunuz ve o duymaya başladığınız noktada artık biraz kendinize de zaman ayırmanız gerektiğini fark etmeye başlıyorsunuz. Bu herkes için aynı olmayabilir. Süreç çok değişken tabii ki. Bu ayrıca bir başlık konusu olabilir. Süreç çok değişken. Herkes için, her anne için. Herkes her şeye her zaman aynı anda hazır olmuyor. O yüzden burada bir süreç vermem hiç doğru değil. Ama işin özü şu ki, gerçekten günün birinde geliyor ki o yalnızlığı istiyorsunuz. O tek başınıza içeceğiniz kahveyi, tek başınıza gireceğiniz tuvaleti, tek başınıza gireceğiniz duşu, tek başınıza çıkacağınız yürüyüşleri, tek başınıza evinizde, tek başınıza oturmayı gerçekten istediğiniz anlar oluyor. Ve bu aslında en doğal hakkınız. Yani baba sabah gidiyor, akşam geliyor ve sabahla akşam arasında kendine ayırabildiği bir zaman varken, anne... Yani çalışan anneler, hani onu bir tık ayrı tutuyorum çünkü artık çalışan anne olunduğunda orada çalışan annenin kendine bir tık daha zaman ayırabilecek ya da sosyalleşebilecek bir zamanı oluyor, ama bir fiil eğer kendiniz bakıyorsanız buna çok zamanınız olamayabiliyor ve o noktada kendinize haksızlık etmeyip aslında mümkün olan her vaktinizi kendinize ayırmaya adamak bence psikolojinize en iyi gelecek şeylerden birisi olacaktır ve lütfen bu konuda kendinizi de yargılayıp kendinizi eleştirmeyin. Kendinize çok yüklenmeyin. Bunun çok doğal olduğunu, çok normal olduğunu, hatta herkesin de buna ihtiyacı olabileceğini lütfen aklınızda bulundurun. Buna ihtiyacım yok diyenin samimiyetine inanamayacağım. Lütfen kusura bakmayın. İnanamayacağım. Yani o kadar da değil yani. Ya da şöyle bir şey. Belki çocuğu çok güzel uyuyordur da kendine vakit ayırabilecek zaten çok fazla zamanı vardır. O yüzden çocuğuyla beraber geçirdiği zaman da belki de o vakte çok da ihtiyacı olmuyor olabilir. Şimdi biz burada Helen'e başka deneyimler yaşadık. O yüzden onları dinlemek istiyorsanız başka videolarıma gidin. Burada şimdi onlardan bahsetmeyeceğim, ama ben bunu yaşadım. Özellikle gündüz saatlerinde gerçekten o kendime ayıracağım 5 dakikayı, 10 dakikayı aradım. Gelelim zamanla daha mı kolay oluyor, yoksa zamanla daha mı zor oluyor kısmına. Şimdi burada işler biraz daha değişken ve o ilk 3 ayın vermiş olduğu zorluklar başka, 3 ile 6 ayın arası vermiş olduğu zorluklar başka, 6 ay ile 12 ayın arası, 12 ile 18 ay arası gibi bu zamanların her birisinin zorlukları başka tabii ki. İlk 3 ayda çocuğunuzu anlamaya, kendinizi anlamaya, anneliğinizi anlamaya çalışıyorsunuz. Burada başka deneyimler ediniyorsunuz, ama ilerleyen süreçte de farklı deneyimler ediniyorsunuz. Her süreçte zorlandığınız noktalar başka oluyor. O yüzden bence bunları gitgide zorlaşıyor demek çok doğru değil. Yani 16 aylık oldu Helin. Ben şöyle bir cümle kuramam. Hani gitgide daha çok zorlaştı. Neye göre daha çok zorlaştı? Bazı şeyler çok daha kolaylaştı, bazı şeyler çok daha zorlaştı. Evet. Ama ona göre bir denge var bence doğada. Bir şeyler zorlaşırken bir şeyler kolaylaşıyor ki bir insan aynı güçte aynı olaya karşı mücadelesini devam ettirebilsin. En büyük destek gerçekten eşiniz. Yani burada başka hiçbir kimseden destek beklemeniz aslında faydasız ve biraz da sizi beklentiye sokup üzebilecek bir şey. O yüzden en büyük destek eşinizden gelecek destek. Eğer yanınızda olabilecek işi, buna uygun bir eşiniz varsa ne mutlu ne şanslısınız. Ama eğer eşiniz işte geziyorsa, ediyorsa, yurt dışı seyahatleri, işte şehir dışı seyahatleri ya da işte ne bileyim askerdir, bir şeydir falan, hani bu tarz sizden uzaktaysa, o zaman gerçekten bir destek insanın çok büyük ihtiyacı oluyor. Çünkü bazen diyorum ya, yani 10 dakika bile olsa bir kahve içmeye, bir sıcak duş almaya, tek başınıza kalmaya ihtiyacınız oluyor. Ben ilk zamanlar hatırlıyorum, yani böyle o 4-5 aylıktı Helin. Artık böyle bir tık hareketlenmeye başlamıştı. Murat'ın işten gelişini iple çekerdim ki Helin'i alsın ve ben de 5 dakikada olsa tek başıma duşa girebileyim diye mesela. Aslında çok küçük ama çok büyük şeyler. O yüzden
Ve bir de bunun eşten gelebilmesi ekstra güzel bir şey. Yani anneniz de yanınızda olabilir tabii ki bu süreci destekleyen, ne bileyim kayınvalideniz olabilir, başka birisi olabilir. Ama bunun eşten geliyor olması tabii ki çok daha farklı bir keyif ve haz veriyor. Mesela tahmin edemiyordum aslında Murat'ın içinden böyle bir baba çıkacağından. Hatta endişelerim vardı. Biraz daha bireysel bir karakteri vardır onun. Ben daha böyle işte zaten evimde olayım, ailemle olayım, işte yanımda illaki birisi olsun. Böyle sinemaya tek başına çok gitmekten hoşlanmayan, dışarıya tek çok çıkmaktan hoşlanmayan bir insanım. Ama o daha bireysel birisidir mesela ve ben endişe duymuştum acaba bir çocuğumuz olduğunda nasıl olacak diye, ki umduğumun tam tersi. Hatta roller değişti, yani öyle söyleyeyim. Ben daha çok bireysel olmayı istiyorum. O daha çok böyle çocukla zaman geçirmekten hoşlanan birisi haline gelmiş oldu. Yani belki ben 7-24 beraber olduğum için, bilmiyorum. O özlediği için de olabilir. Ama yani işler dediğim gibi işte tersine dönebiliyor. Annelikte de aynı şekilde, babalıkta da aynı şekilde. Ne çok güzel peki yani bu ebeveynlik, annelik. Burada bence çok dürüst olmam gerekiyor ki her anından inanılmaz mı keyif alıyorum? Gerçekten her anından keyif alıyorum. Ama çok zor anları oluyor ki bazen doğru mu yaptım acaba diyorsunuz. Yani acaba bazen doğru, hani olmalı mıydı ya gerçekten? Şimdi mi olmalıydı? Yani çünkü bazen çok yorgun oluyorsunuz, bazen çok uykusuz oluyorsunuz, bazen psikolojiniz buna o gün, o an el vermiyor ve kendinizi sorguladığınız oluyor. O yüzden böyle her anı mı hani harika, mükemmel? Her anı tabii ki mükemmel olmayacak. Hayat gibi tıpkı, evlilik gibi tıpkı. Nasıl evlilikte de kavgalar, tartışmalar olabiliyorsa, hayatta da üzüntüler, güzellikler, kızgınlıklar, kırgınlıklar, gün içerisinde ani iniş çıkışlar olabiliyorsa, bebekle olan da aynı şekilde. Tabii bu noktada hemen şu konu geliyor gündeme: endişeler ve yetersizlikler. Yani acaba işte ona yetebiliyor muyum? Acaba işte bu psikolojimle ona kötü etkiliyor muyum? Acaba iyi bir anne miyim? Acaba şu benden daha mı iyidir? Gibi böyle bazı küçük çılgınlıklar ve bazı yarıştırmalar yapabiliyor. Ve en çok da bundan uzak durmanızı tavsiye ederim. Oraya girdiğinizde hemen oradan çıkın. Yani o noktada, o nokta çok tehlikeli bir nokta ve oradan hızlıca uzaklaşmanız gerekiyor. Çünkü bu sadece sizi yıpratacak bir şey. Ne çocuğunuza bir şey verirsiniz, ne kendinize bir şey katarsınız. Sadece kendinizi yıpratırsınız. Hiç kimsenin evinde ne yaşadığını bilmiyoruz. Hiç kimsenin aslında çocuğuna nasıl davrandığını bilmiyoruz. Sadece görünen, yani gösterilmek istenen kadarını görüyoruz. Dolayısıyla hiç kimsenin hem psikolojisini bilmiyoruz, evinin içerisinde olanları bilmiyoruz. Yani herkes kendi dört duvar arasında bir kutu ve hiç kimse de bunu bilemez. Dolayısıyla hep kendinize bunu hatırlatın bu noktada. Hani onlar beni ne kadar biliyorlar, ben de onlara ancak bu kadar biliyorum. Yani hep bunu hatırlatın. Tabii bu noktada beni, yani direkt ben bazında konuşursam, kendim şahsen konuşursam, seçtiğim hayat gereği, işte hamilelikle beraber zaten oluştu bu. Evimi, yuvamı, ailemi falan her şeyimi böyle sosyal medyada paylaşıyor olmak bazı noktalarda tabii ki başlangıçta beni zorladı. İnsanlar eleştirir mi, insanlar şöyle mi der, böyle mi der gibi, zaten buna çok müsait olan yapım bununla beraber iyice de pik yaptı. Sonradan bir rahatlık geldi ve salmışlık geldi. Galiba hayatında beni bu noktada aslında olgunlaştırması gerekiyordu. Bu da buna vesile oldu. Bazı şeyler gerçekten insanın hayatına belli sebeplerle giriyor. Belli sebeplerle oluyor. Annelik zaten başlı başına bir olgunlaşma süreci. Ve işte üstüne biz de kata kata gidiyoruz. Bu anne için gerçekten işte bireysellikten bahsettik, zamanlardan bahsettik. O yarım saatin kıymetini hiç kimse bilemez. O yarım saatin kıymetini kimse, hiç kimse anlayamaz. Anne olan, hatta sizinle aynı dönemi paylaşmayan hiç kimsenin çok anlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaman geçtikçe de insan o zamanları unutuyor. Neler yaşadığını, ne olduğunu falan da unutabiliyor. Keşke hiç unutmasak, hep taze kalsa. Ama unutabiliyor. Kendinize yaratabileceğiniz o yarım saat, dolayısıyla bebeğinizin uykuları, bebeğinizin uyku düzeni bu anlamda size çok şans verecektir. Bunu lütfen değerlendirin. Çünkü kendi başınıza geçirdiğiniz o... Mikrofonumun şarjı bitti. Umarım şu anda ses iyi geliyordur. Bakacağız. Umarım iyidir.
Böyle devam etmek zorundayım. O yarım saatin sizi iyileştirmesi çok değerli. Hem bebeğinizle olan ilişkiniz için, hem eşinizle olan, hem aile içerisindeki bu ilişkinin sağlıklı devam edebilmesi için. O yüzden bu fırsatı mutlaka kendinize verin. Artık bu desteği kimden ve nasıl alabilirsiniz bilmiyorum. Ya bu artık bebeğiniz sayesinde size verilen bir hediye olur, ya da etrafınızın size verdiği bir hediye olur. Ama bu zamanı mutlaka kendinize ayarlayın. Gelelim arkadaşlıklara. Arkadaşlıklar artık eski arkadaşlıklar oluyor mu? Hayır, olmuyor. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki eski arkadaşlıklarınız artık çok kalmıyor. Çünkü hayatınız değişiyor. Yani o değişen hayata zaten arkadaşlarınızın adapte olabilmesi çok mümkün değil. Bazıları anlayabiliyor, bazıları anlayamıyor. Ki çoğu anlayamıyor. Çünkü anne baba olmadan anlayabilinecek bir durum yok. Yani bu her kim ne kadar anlayabiliyorum dese dahi bunun anlaşılma lüksünün çok olduğunu düşünmüyorum. Yani ailesinde ya da çevresinde çok fazla çocukla iç içe kalmış birisinin ancak bunu anlayabilir. Ya da böyle çok anaç ruhlu birisi olacak da hani bekar arkadaşlarınızdan ya da böyle çocuğu olmayan, onlar sizi anlayabilecek. Onun haricinde hiç kimsenin anlayabileceğine maalesef inanmıyorum. Anlayamıyorlar da zaten. Bu noktada beklentiye girmemek gerekiyor. Bu süreç size biraz da başka insanları katıyor aslında hayatınıza. Biraz arkadaş çevreniz değişiyor. Biraz çocuğunuzla ilgili olan kişilerle artık tanışmaya başlıyorsunuz. Daha çok çocuklu aileler, işte daha evli insanlarla böyle biraz daha evli ve çocuklu. Bizim çok çevremizde yok. O yüzden mesela ben biraz zorluğunu çekiyorum bunun. Evli ve çocuklu olan, eğer arkadaş çevresinde böyle çocuğu olan ilk kişilerden falansanız bu konuda biraz zorlanabilirsiniz. Bizim genelde şu anda öyle oldu. Yani arkadaş çevremizde Helin yaşıtında birisi çok yok. Bu konuda biraz zorluk yaşıyoruz tabii ki. Ama bu da bir süreç, bu da geçecek. İlerleyen dönemde Helin'le beraber hayatımıza başka insanlar da girecek. Ve böyle böyle aslında hayatına başka insanlar da çekiyor ve katıyor oluyor. Gerçekten bu anne baba olmadan çok anlaşılabilecek bir şey değil. Ne kadar anlatmak istesek de hoş diye düşünüyorum. Bu noktada bir tavsiyem olabilir. Eğer hani etrafınızda anne baba olmuş kişiler varsa, özellikle anne olmuş kişiler, tek bakan kişiler varsa, işte siz yine arkadaş olarak şu anda mesela bu videoyu izliyorsanız ona mümkün olduğu kadar telefon desteği olabilir, psikolojik bir destek olabilir, eve gidip bir yemek, bir tatlı götürmek olabilir, bir gidip bir çay koymak, bir kahve koymak, onu alıp yarım saat dışarıya çıkmak, bebekle de olabilir, bebeksiz de olabilir. Artık şartlar ve fırsatlar nasıl el verirse, bebek uyuduktan sonra annelerin zamanı çok daha değerli ve kıymetli. Eğer hali kalıyorsa, bebek uyuduktan sonra onu dışarıya çıkartabilirsiniz gibi bu tarz. Yani o kişinin sizdeki ne kadar önemli ve değerli olduğuyla değişir tabii ki bu. Ama bunları yaparsanız karşı tarafı biraz mutlu ve rahat ettirmiş olursunuz. Verebileceğim bir tavsiye bu. Çünkü gerçekten ben de zamanında, benim de ablamın çocukları vardı mesela, ama bu kadar yardıma ihtiyacı olabileceğini görmüyorum. Bazen insan başkasının da söylemesini bekliyor. Mesela hani keşke diyorum ablam bana söyleseydi. Hani zamanında söylememiş. Bazen söylersiniz de duyulmaz. Öyle de olabiliyor. Ama beklentiyi gerçekten minimum tutmak gerekiyor. En doğrusunu bu olduğunu düşünüyorum. Siz sadece kendinizden ve eşinizden beklentiye girin. Onun haricindeki insanlardan değil. Gelelim büyük konuşma mevzusuna. Şimdi büyük konuşmak, evet. Yani ben zamanında neyi yapmayacağım dediysem, gerçekten Helin doğduğundan beri hepsi tek tek başıma geldi. Böyle kimisinde olayları anlamlandıramadım. Ya neden böyle yapıyorlar ki dediğim şeyler başıma geldi. Kimisinde böyle çok mu abartıyorlar ya falan dediğim şeyler başıma geldi. Büyük konuşmamak yani tabii ki insanız, illaki ağzımızdan ya da beynimizden geçiyor bunlar. Yaşayacağımız varsa da yaşıyoruz herhalde biraz. Ama hani yaşarken diyorsunuz ki ya ben de hani bunu eleştirmiştim, herhalde bundan başıma geldi dediğiniz annelik sürecinde çok fazla oluyor maalesef. O yüzden buna kendinizi şimdiden hazırlayın derim ve mümkün olduğu kadar büyük konuşmayın. Kimseyi de yargılamayın. Çünkü neyin ne zaman nasıl olacağını ve neye göre şekil değiştirebileceğini ancak o işin içerisine girdiğiniz zaman anlayabiliyorsunuz. Dışarıdan konuşması gerçekten çok hoş geliyor ama öyle olmuyor. Özellikle bebek yeni doğduğu zaman o kadar fazla kişi size akıl vermeye çalışıyor ki. Bu süreci bilen bilmeyen herkes. Anne olan olmayan herkes. O kadar akıl vermeye çalışıyor ki. Zaten
karışık olan aklınız bu fikirlerle beraber iyice karman çorman hale geliyor. İlla baştan sınır çizmek en doğrusu ama yapabiliyorsanız tabii ki. Bu da bir süreç. Bu da zamanla öğrenilecek bir şey. İlk başlarda öğrenemeyebilirsiniz. Çok normal. Ben de ilk başta hayır diyemediğim şeylere boğazım ağrımaya başladı. İlk başta hayır diyemediğim şeyleri şimdi böyle daha rahat bir şekilde hayır deyip sınırlarımı çizebiliyorum. Artık çünkü kendinizin durma noktasını ve çocuğunuzun da durdurulma noktasını yani yani artık her ikinizin de karakterini netleştirdiğiniz için bu anne çocuk ilişkisinde karşı tarafında nereye kadar gelebileceğini daha net bir şekilde çizmiş oluyorsunuz. Bu da bir süreç, bu da bir öğrenme süreci yani. Ama karşıdan gelenlere çok kulak asmayın, duymayın. En zor bu oluyor başlangıçta. Herkesin böyle her şeyi çok bilmesi bizim ülkemizde çok yaygın maalesef ama kendinizi buna alıştırırsanız ve gelecek olan her şeyde kulağınızı kapatırsanız insanlarla dikleşmeden he deyip yani bazen aa evet öyle doğru söylüyorsun ya deyip siz kendi bildiğinizi yapın yani ben genelde böyle yaptım aa evet doğru onu da denemem lazım evet ama ben kendi bildiğimi yapıyordum yine o yüzden size en çok artık hangi şekil rahat ettiriyorsa bunu denemenizi tavsiye ederim. Ay bir de gelelim alışveriş kısmına. Hayatın nasıl değişiyor kısmında bir de alışveriş mevzusu var tabii. Artık kendime hiçbir şeye bakmaz oldum. Devamlı her şey Helin Hanım'a. Devamlı çocuk sayfalarını dolaşıyorum. Devamlı ona bir kargo geliyor eve. Onun için alışveriş yapılıyor. Ve böyle onu ucuz bulduğum şeyler için inanılmaz seviniyorum falan. Kendime bir şey bakamaz oldum. Kendime de eve de. Dolayısıyla kendime aldığım bir parça beni artık inanılmaz mutlu ediyor. Eve koyduğum bir biblo, bir mum inanılmaz mutlu eder hale falan geldi. Buna bile yani buna zaman ayırabiliyor olmak bile gerçekten çok büyük bir lüks haline geldi. Bunun yanı sıra tabii ki evin eksikleri bir yandan işte normal mutfak alışverişi bir yandan falan gibi bu tarz eksiklerle de yine eğer siz baş ediyorsanız her birisinin alınacaklar listesine yazılıp bunları bile beyninizde tutuyor olmanız çok büyük bir hafıza kaybına neden oluyor. Gelelim bir de buna. Gerçekten annelikle beraber böyle herhalde ömrümün sonuna kadar gidebileceğini düşündüğüm bir hafıza kaybı sorunu. Böyle kendimi inanılmaz yaşlanmış ve böyle Alzheimer gibi falan hissediyorum çoğu zaman. Çünkü ki hani çok fazla da vitamin desteği alıyorum şu dönemde ama yine de ona rağmen aklımdan o kadar çok şey geçiyor ki. Yani o çocuğun ihtiyacı hiç bitmiyor. Ya bu arada ben Helen'e çok fazla kıyafet alan bir insan değilim ama hani işte bir şey yani bir kitap bile almak, bir mama bile almak, bir bez bile almak bunlar alınacaklar listesinde ve kafanızda olduğu müddetçe devamlı sizi telefona kilitleyen şeyler oluyor ya da beyninizin bir tarafında kilitleniyor oluyorsunuz. O yüzden bunların bile to-do liste yer alıyor olması aslında anneyi yoran bir mevzu gerçekten. İşte bugün ne yiyecek, akşam yemeğinde ne yiyecek, öğlen yemeğinde ne yiyecek, şimdi onu oraya götüreceğim, onu oradan alacağım falan gibi bunların her birisini planlıyor olmak gerçekten bir anne için en azından hani bu bile zor. Deyip böyle artık ufak ufak sona gelelim ve bağlayalım istiyorum. Gerçekten bu dünya üzerindeki en zor meslek annelik bunun daha üstüne daha zor bir meslek yok. Hakkı gerçekten hiç ödenebilecek bir şey değil. Ve eminim her çocuk için en iyi anne kendi annesi. Onun haricinde söylenen hiçbir şeye kulak asmayın. Sizden daha iyi onu hiç kimse düşünemez. Onun iyiliğini hiç kimse düşünemez. En iyi siz düşünebilirsiniz. O yüzden dışarıdan gelecek olan eleştirilerde, fikirlerde, akıllarda bunların hepsini bir kenara atın. Sizin vicdanınız ne diyor? Esas siz ne istiyorsunuz ve o çocuğu siz nasıl büyütmek istiyorsunuz? Biraz buna yönelin ve bunu yaparken de lütfen kendinize karşı çok eleştirel olmayın. Eleştiri sadece sizi çürütür. Bunu kendime de söylüyorum. Çünkü ben kendime de yapıyorum. Bazen anneliğimi sorguluyorum. Bazen mesela ev içerisinde yapamadığım işler için kendimi suçluyorum. Artık ev düzeni de, içinizde olan belki ilişkiniz de bir süre aynı olmayacak. Evin düzeni zaten hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bunları göz önünde bulunduruyor olmak gerekiyor. Ama bu süreçte tekrar söylemek istiyorum ki en büyük destekçiniz eşiniz. O yüzden en çok ona sarılın, en çok ona teşekkür edin. Ben de teşekkür ediyorum. Umarım sizlere biraz da olsa yararlı bir video olmuştur. Umarım kendinizi iyi hissettirebilecek bir video olmuştur. Eğer hamileyseniz ve bu süreci de biraz da olsa sizi iyi hissettirebilecek bir katkım olduysa ya da böyle umut yeşerttiysem içinizde ne mutlu bana.
deyip videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.